9 Şubat 2024 Cuma, Selahattin Eşçakırgil, Star Gazetesi. 6 Şubat hikayeleri bile vicdan ve rikat sahiplerini bir daha ağlatırken, 6 Şubat 2023'te ülkemizin yaşadığı gerçekten de çok büyük ve dehşet verici zelzelenin acı sonuçlarını üzerinden bir yıl sonra anarken bile anlatılan acı hatıralardan dolayı gözyaşı dökmemek kabil değildi. Antakya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da ve ilçelerinde on binlerin yattığı kocaman yeni mezarlıklarda ve mezar taşlarında da vefat tarihleri olarak hep aynı rakamlar. Geride kalanlar mezarların üstüne kapanıp ağlayan anneler ve çocuklar. Dedeler, babalar ve oğulları ise daha çok vakur şekilde durmaya çalışıyorlar, elleri duada. Küçücük yavrulardan kolunu, tek veya iki bacağını da ve hele de anne babalarını kaybetmiş olanların şaşkın ve hüzünlü bakışları karşısında gözyaşlarınızı nasıl frenleyebilirsiniz? Ekranlarda o büyük felaketten buz kesen havada gece kıyafetiyle ve hatta yalın ayak yağmur altında kalabilenlerin yıkıntıların altından günlerce sonra kurtulabilmiş ama sadece nice yakınlarının kayıplarıyla değil kendi bedenlerinden de ağır bedeni kayıplarla hayatta kalmış olanların anlattıklarının her birisi, temelinde İslam inancı bulunan bir kültür ve hayat tarzının tevekkül ve teslimiyet havasını da yansıtıyordu. Bir fiziki yara almadan kurtulmuş, ellinin üstünde bir kişi, sabahın alacak karanlığında yıkıntıların içinden kendi hanımının ve çocuklarının cesetlerini çıkardığını, ve onları kardeşine bırakıp diğer yerlerdeki kurtarma çalışmalarına gittiğini gözyaşları boğazında düğümlenerek anlatırken söyledikleri ve evet ailem tamamıyla gitmişti ama o anda o yıkıntıların altındaki bütün herkeste benim ailemdi. Onların yardımına koşmalıydım derken nasıl bir ulvi insanlık idrak ve hassasiyetine sahip olduğunu yansıtıyordu. Ekranlarda anlatılanları saatlerce dinlerken gözlerim de arada bir ekrana kayıyor. Maraş'taydı galiba. Bir mezarlık ziyaretinden sahneler. Kur'an okunuyordu. Görüntü yoktu ama ses aşinaydı. Evet, herhangi bir hatırlatmaya gerek yoktu. Bu nefis tilavet bu ülkenin hak ve halk nazarında sorumluluğunu üstlenmiş en üst makamdakinin hançeresinden yükseliyordu. Hele de son 100 yıldır yaşamakta olduğumuz nice jeolojik ve sosyal depremler geçirmiş bir ülkenin bir ferdi olarak karşılaştığım bu tablo karşısında sadece jeolojik depremlerin tahribatına değil, sosyal depremlerin de ağır yıkımlarına karşı da hassas ve mahir bir ustanın çabalarını bir daha hissettim ve elhamdülillah bugünleri de gördük dedim içimden. Bu sahneleri niye mi hatırlatıyorum? kendi tercihleriyle inanç potamızın dış çeperinde kalmış olan bazı kesimlerin bulundukları mekanlara uğruyorum. Bu deprem felaketini anlatan ekran görüntüleri sanki onların dünyasına hiçbir şey söylemiyor. Ekranlarda deprem bölgelerinde yapılan muazzam ihya, hayata döndürme çabalarını yansıtan sahneleri görünce, bunlar mahalli seçimler için yatırım diyenler. Hele yukarıda anlattığım okuyanın görüntüsünün ve isminin verilmediği Kur'an okuma sahnesini bile seçim yatırımı olarak niteleyen ve kendilerini halktan yukarıda gören kişiler. Kenardan İstanbul'daki bir siyasetçi aday da geçen sabah Eyüp Sultan Camii'ne gitti sabah namazı için. Onun için de aynı seçim yatırımı lafını edebilecek misiniz? Kaldı ki bu kişi her zaman Kur'an okuyan birisi. Öteki ise biraz insaflı ve mantıken tutarlı olun diyorum birisi insaf perdesinden devreye giriyor havasında ekranlardan yansıtılan bu yeniden imar çalışmaları umarım gerçektir diyebiliyor. Bu arada hayat pahalılığı üzerindeki şikayetler asıl mesele oluveriyor. Yine kenardan yahu kardeşler diyorum. Bir ülke düşününüz ki Yunanistan büyüklüğünde ülkenin 7'de birini içine alan ve ülkemiz nüfusunun 6'da birini yani 15 milyona yakın muazzam kitleyi de sosyoekonomik yapının dışına çıkaran 60 bine yakın insanın can verdiği, 100 binden fazla insanın da ağır yaralı olarak çıktığı ve 700 bine yakın konutun yerle bir olduğu sanayi kuruluşlarının, zirai ve diğer üretim alanlarının ve yetişkin elemanların devre dışı kaldığı, demir ve karayolların hava alanlarının kullanılamaz hale geldiği ve sadece bir röportajdaki yetkili bir kişinin sanırım Antakya'dan naklettiği üzere bir tek belediye otobüsü şoförünün bile kalmadığı, hepsinin de depremde can verdiği bir tablo düşünün. O zengin bölgenin bir anda devre dışı kaldığı ülkede fakirleşme ve de pahalılık olmayacak mı? Biraz düşünelim. Bizim evimiz veya iş yerimiz yansa fakirleşmez miyiz? Önce koronavirüs pandemisi ve sonra da böyle bir dehşetengiz büyük zelzele. Hiçbir şey olmamış gibi mi olacaktı ekonomi? Unutmayın ki bu ülke 20 sene öncelerde sadece 30-35 milyar dolarlık ihracat yapabiliyordu. Bugün bunca gailelere rağmen 260 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Evet pahalılık var ama kıtlık yok ve bunları bir siyasi hareketi doğrulamak gibi sayıklarla değil, vicdani muhasebemin sesi olarak söylüyorum diyorum. Neyse ki, sükuttan başka bir tepki gelmedi.